Herkese merhaba. Bugün İngilizce dersimizi, İngilizce 101U dersimizi birlikte yapacağız. Bundan sonra 8 hafta birlikte olacağız. Benim ismim İlknur İstifçi. Yabancı Diller Yüksekokulu'nda bölüm başkanı olarak görev yapıyorum. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Benim de daha önce Azerbaycan'dan öğrencilerim oldu hazırlıkta derse girerken. Çok mutluyum tekrar söyleyeyim. Heyecanlıyım aynı zamanda. Azerbaycan'ı da çok seviyorum ayrıca. Burada da bir Azeri arkadaşımız var, Rusça derslerine giriyor. Onunla da çok sık görüşüyoruz. Şimdi ben öncelikle dersle ilgili bir kurallarımız var. Onları hatırlatarak başlayayım. Çoğunuz görüntü açmamışsınız, videolarınızı açmamışsınız ama İngilizce dersi biraz böyle interaktif bir ders olduğu için hani açmak isteyenler açabilirler. Sizleri de görürsem daha da mutlu olurum. Şimdi ben ders kurallarımızdan bahsedeyim size. Evet. Canlı ders kurallarımız dil öğretim sürecinde karşılıklı etkileşim önemli olduğu için derslere kamera ve sesli bağlantı ile katılmanızı istiyoruz. Ama kamera açmayacağım diyorsanız da ona da saygı duyarız. Görüyor musunuz benim paylaştığım ekranı? Evet hocam görüyoruz. Tamam. Şöyle yapayım. Tam ekran yapayım. Tamam. Ders esnasında konuşmak için söz isteme ve konuşmaya başlamadan önce isminizi söylemeniz iyi olur. Çünkü hiçbirinizi tanımıyorum. Bir arkadaşımız kamera açtı, kısmet. Merhaba. Canlı derse vaktinde bağlanırsak, canlı ders süresi bitmeden de dersten ayrılmazsak iyi olur. Ama ayrılmanız gerekiyorsa, işiniz varsa gidebilirsiniz tabii ki. Dış sesler olmaması gerekiyor çünkü çok karışıyor dış sesler. Zaten Azerbaycan bürosu sanırım dış sesleri kısmış. Öğretim elemanı gerektiğinde konu anlatımı esnasında canlı ders uygulamasının sessizlik özelliğini kullanarak öğrencinin sesini kesebilir diyor. Onu büromuz bizim yerimize yapacak. Evet, İngilizce bilen var mı acaba içinizde hiç? Chat kısmına yazabilirsiniz. Evet. Kendimce biliyorum demiş. Evet. Bu dersimiz en temel seviyede zaten başlayacağız İngilizceyi öğrenmeye. Sınavımıza kadar da 6 üniteyi bitirmemiz gerekiyor. Onun için biraz yoğun gidecek. Yani haftada 1,5 ünite yapacak gibiyiz. O zaman şimdi isterseniz birinci ünitemizle başlayalım. İngilizce 1. Unit 1, all about you. Evet, belli kalıplarımız var. Sabah mesela birisiyle karşılaştığımızda hi, hello, good morning, good afternoon. Sabahları ne diyoruz? Good morning, yani günaydın. Öğleden sonraları good afternoon diyoruz. Akşamları good evening, geceleri de good night. Birisiyle vedalaşırken bye ya da goodbye, have a nice day, have a nice day, iyi günler, see you later, daha sonra görüşürüz, nice to meet you, tanıştığımıza memnun oldum. Evet, bir karşımızdakinin ismini sorarken what is your name, surname, name isim, surname soyad. How do you spell your name and surname? Spell hecelemek. İngilizce alfabeyi sanırım biliyorsunuz. Kitaplarımızda da var. Oradan bakmanızı tavsiye ederim. YouTube'da bir sürü video var alfabeyle ilgili. Onlara da bakabilirsiniz. İngilizce'de alfabede 26 tane harf bulunuyor. Bunları daha sonra üstünden geçeriz. How are you? Nasılsın? How are you doing de nasılsın? What's up? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Biraz daha
Gayri resmi arkadaşlarımızla konuşurken WhatsApp diyebiliriz. Filmlerde falan da görürsünüz zaten. Amerikan filmlerinde genelde WhatsApp kullanırlar. Cevap olarak ne diyoruz? Fine, thanks. İyiyim, teşekkür ederim. I'm fine, thank you. İyiyim, teşekkür ederim. Ya da very well, thank you. Çok iyiyim, teşekkür ederim. Ya da good, thanks. İyiyim, teşekkür ederim. Thanks, thank you'nun daha kısa bir halidir. Arkadaşlarımızla kullanırken genelde thanks kullanabiliriz. I'm okay, iyiyim. Not bad, kötü değilim. So far so good, şu ana kadar her şey yolunda gibi. Nice, glad to meet you. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Birisi bize bunu söylerse karşımızdakine de biz nice, glad to meet you too. Ben de memnun oldum. How do you do biraz resmi, nasılsınız anlamında. Buna soru gibi görünüyor ama soru olarak düşünmeyeceğiz. Great to see you. Resmi bir şey. Arkadaşlarla aramızda konuşurken bunu kullanmamıza hiç gerek yok. Great to see you. Seni görmek çok güzel, çok memnun oldum gibi. Var mı sorumuz arkadaşlar? Tamam, devam ediyoruz. Evet, şimdi greetings ne demek? Birisini selamlamak. Birisiyle karşılaştığımızda neler deriz ona? Mesela okuyalım bu conversation 1'i. Hi Susan. Hello Jamie. How are you doing? Fine thanks and you? Good thanks. See you later. Bye. Kısaca nasıl olduklarını sordular. Merhaba dediler. Daha sonra ayrıldılar. Conversation 2'ye bakalım. Good morning, Mr. Klein. How are you? Good morning, Miss Jackson. I'm very well, thank you. How are you? I'm okay, thanks. This is my brother Sam. Nice to meet you, Sam. Nice to meet you, Mr. Klein. Goodbye, have a nice day. Kısaca görüştüler, tanıştılar. Hatta başka birisini, erkek kardeşini tanıttı. Ondan sonra da tanıştığımıza memnun oldum deyip ayrıldılar. Arkadaşlar arada bir şeyler yazıyorsunuz ama ben çok anlamıyorum. İmtihanı geçmek için falan demişsiniz. Dersle ilgili olursa daha iyi olur. Ya da dersin sonunda sorularınız varsa da sorabilirsiniz. Şimdi conversation 1'e bakalım. Hey Joe, how are you? Hi Mary, so far so good. Thanks, you. Good, thanks. Conversation 2'ye bakıyoruz. Şu boşluğa acaba ne getirebiliriz? Bir bakın. Hello, this is my teacher Tom. Hello, I'm David. Bu cevabı vermiş. Acaba burada ne dememiz gerekir? Bu boşluğa ne gelmesi gerekir? Nice to meet you. Evet Hüseyin, teşekkür ederiz. Hayır, soru değil. Soru işareti yok. Bakın nokta var. Sınavda da bunlara çok dikkat edelim. Soru işareti varsa soru soruyoruz. Nokta varsa normal düz cümle yazıyoruz. Nice to meet you burada güzel bir cevap. Hüseyin'e teşekkür ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Conversation 3'ye bakalım. Good evening. My name is Mike Connor. Good evening, Mr. Connor. Evet, burada how are you? How are you doing olabilir. I'm very well, thank you. Kim yazdı onu? Leman'a teşekkür ediyoruz. How are you yazdı. Turak da how are you yazdı. Günel de teşekkür ederiz. Asım'a da teşekkür ederiz. Conversation 4'a bakıyoruz. Hi Jack. Soru işareti var. Not bad demiş. O zaman ne deriz? Hüseyin how are you demiş. Evet, how are you? How are you doing? Arkadaşı olduğu için daha resmi olmayan bir şey. Ne diyebiliriz? Daha önceki slide'da görmüştük. WhatsApp diyebiliriz mesela. Not bad. How about you? How about you? Birisi bize nasıl olduğumuzu sorduğunda karşılık olarak ya sen nasılsın anlamında. Cevap ne verebiliriz? I fine değil Hüseyin. I am fine. Ha, Leman evet I am fine deriz. Diğerine bakalım. Hello Mr. Brown. This is my mother Susan. Bir annesini tanıştırdı. O zaman ne deriz annesini tanıştırdığı için?
Nice to meet you. Nice to meet you. Evet, kısmet. Galaxy A10 kim bilmiyorum. Mrs. Susan diyebiliriz. Nice to meet you diyebiliriz. How are you? Very well, thank you. Evet. Cevaplarımız da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Saying names in English. Evet, İngilizce'de isimleri, ismimizi nasıl söylüyoruz? Hi, my name is David. Hi'yi ne zaman kullanıyorduk? Arkadaşlarımızla konuşurken kullanıyorduk. Hi, my name is David. My last name is Hanson. Last name yerine ne koyabiliriz? Burada surname de diyebiliriz. Awesome. Thank you. My name is diyeceğiz Awesome. O Galaxy A10 kim acaba ismini saklayan? Evet. My last name is Hanson. Bakın, David Allen Hanson. First, middle, last. Middle dediğimiz ikinci isim. Herkesin ikinci ismi olmak zorunda değil ama first name, last name ya da surname de var. Single'ı işaretlemiş. Single, bekar, married, evli. Evet, bu arkadaşımız ne demiş? Hi. My first name is Elizabeth. Liz is short for Elizabeth. Bazen böyle kısaltılmış isimler kullanabiliyoruz. Middle name'i yokmuş ve soyadı da Park. Diğerine bakalım. I'm Mary Gomez. My middle name is Anne. Frank is my husband. Husband, kocası, eşi. Diğerleri single'mış, bekarmış. Bu arkadaşımız evliymiş, married demiş. Evet, ismimizi söylerken my name is diyoruz. My middle name is, yoksa bir şey dememize gerek yok. My surname, family name, bir de az önce gördüğümüz gibi last name de diyebiliyoruz. Hepsini kullanabilirsiniz. Nerede Emon? Nerede yazıyor Emon? Görmedim. Nickname takma isim. Soyadı değil. Nickname takma isim. My full name is. Full name is dediğimizde hem adımızı hem soyadımızı söylüyoruz. Nickname is takma isim. Lakap da diyebiliriz. Serkan. Teşekkür ederiz. I'm married ya da single diyoruz. Ama Asım, şimdi konumuzla ilgisi yok onun. Konuyla ilgili şeyler soralım, tamam mı? Daha sonra ona sen sözlükten bakarsın. Evet. David Hanson is single. Mesela birisinden bahsederken. Erkekler için Mr. Hanson, Mr. Kullanıyoruz. Bay Hanson anlamında. Genelde soyadlarını kullanıyoruz. Ayı Boğan. Oo, nickname. Liz Park is single. Miss Park, bayanlar için, evlenmemiş bayanlar için Miss, MS kullanıyoruz ya da Miss Park diyebiliyoruz. Genelde soyadlarını kullanıyoruz. Mary Gomez is married. Miss Gomez ya da Mrs. Gomez diyoruz evli bayanlara. Frank Gomez is married. Mr. Gomez. Türkçe'de de bay, bayan diyoruz. Sizde Azerice'de de herhalde böyle deniyordur. Genelde ama biz mesela soyadları çok kullanmıyoruz hitap ederken. İngilizler böyle kullanıyorlar. Bey hanım deniyormuş size de. Evet. Bir conversation'ımız var. Bakalım. Good evening. What is your name, please? Adriana. My name is Adriana. How do you spell your name? Adriana. No, it is Adriana. Alfabeyi biliyor muyuz arkadaşlar? Spell hecelemek demek. Evet, Hüseyin. İngiliz alfabesini söyleyecek olan var mı? Sesi açsak birisi söyleyebilir mi bize?
Kim söylemek ister? Kimse istemiyor mu? Evet, kitabımızda sayfasını hatırlamıyorum ama kitabımızda var. Onu da dinlersiniz ayrıyeten. Söylemek istemiyorsunuz. Peki, tamam. Şimdi bakın, how do you spell your name dedi, Adriana dedi ama karşısındaki yanlış anladı. O da düzeltti. No, it is Adriana dedi. 26 harf var, 44 ses var. Evet. Bunu evde çalışacaksınız zaten. Okay, thank you. What is your surname? Gomez. It is G, sorry. Gomez. Z. Z de diyoruz, Z de diyebiliyoruz bazen. Thanks, welcome to our company. Welcome, hoş geldiniz demek. Welcome to our company, şirketimize hoş geldiniz. Evet, siz de mesela kendi isminizi, soyadınızı heceleyip söyleyebilirsiniz. Eğer sesleriniz açık olsaydı ben de duymak isterdim ama şimdi mümkün olmadı galiba. Evet, bir conversation'ımız var. Evet, tanıyor muyuz bu sanatçıyı? Herkes tanıyor herhalde. Sayfasına şimdi bakamıyorum, bir dakika. Şey açık, ekran paylaştığım için sayfaya bakamıyorum ama alfabe bir sayfada olması lazım. Bendeki eski kitapmış. What's your name? Catherine Zeta-Jones. How do you spell Catherine? Catherine. Amerikalı bir sanatçı. Çok ünlü aslında, filmleri var. Görmüşsünüzdür belki. Thanks and your last name Jones. İnternetten, Google'dan bir bakalım. Bakın bakalım kimmiş? Sayfa 6 mı alfabe? Evet, sayfa 6'yı daha sonra arkadaşlar evde kendiniz çalışırsınız. Bu isimleri nasıl telaffuz ediyoruz? Nasıl heceliyoruz? Onlar önemli. Kitapta bulamadım demiş Rahil. Ben ekran paylaşımını bitirirsem kitaba bakabilirim. Şimdi bakamıyorum. Evet arkadaşlar, what is your name? Bu arkadaşımız Azeri bir arkadaş. İsmi nedir? Oraya heceleyip yazın bakalım bana çete. Miri, Miri. Evet, Miri'yi nasıl heceleyebiliriz? Miri mi? Mir. M I R I Y U S I F. Sevmiyor musunuz bu arkadaşı? İyi bir sanatçı demişlerdi bana. What is your name? Birisiyle mesela karşılaştınız. Yakşı güzel demek değil mi? Tamam. Birisiyle karşılaştınız, adını sorarsınız. What is your name? How do you spell? Mesela sizin adlarınız, soyadlarınız biraz farklı olduğu için ben sizinle karşılaştığımda hani adınızı, soyadınızı hecelemenizi isteyebilirim. How do you spell your name, your surname gibi. Mesela birisi soyadını buraya heceleyip yazabilir mi? Yok, kimse yazmadı. Evet, Babayeva mesela, Agayev. Evet, bunları hep hecelemeye çalışın sizler. Mesela İngilizce'de yumuşak G yok. Onun yerine G diyoruz. G harfini diyoruz. Thanks and your last name. Soltanii gibi. Evet, adımızı sormayı öğrendik. Soyadımızı sormayı öğrendik. Nasıl hecelendiğini sormayı öğrendik. Alfabeyi de evde biz kendimiz çalışacağız. Dinleyeceğiz. Google'dan da ya da YouTube'dan da bakacağız. I-L-A-H-I. Evet. Geçiyoruz.
Evet, the verb to be. To be, pardon. To be, olmak fiilimiz. Teşekkür ederim Asım. To be, olmak fiili. Mesela bakalım, I am Jenny. Ben Jenny'yim. I'm not Carmen. Ben Carmen değilim. You are in room G. Sen G odasındasın gibi. You are not in room B. Sen B odasında değilsin. We are in different classes. Biz farklı sınıflardayız. We are not in the same class. Bakın böyle are'ları kısa yazabiliyoruz. I am derken kısaltılmışını yazıyoruz. Uzun da yazabiliriz. Mesela uzun formlarına bakalım aşağıda. I'm eşittir I am. İki türlü de yazabiliriz. You're, you are demek. Sen. We're, we are. Biz. Soru şekillerine bakalım. Are you Jenny? Yes, I am. Yes, I am derken uzun yazıyoruz. Kısa yazmıyoruz arkadaşlar. Sınavlarda falan çıkarsa dikkat edelim buna. No, I'm not. Hayır değilim. Am I in room B? Ben B odasında mıyım? Sınıfında mıyım? Yes, you are. No, you aren't. No, you are not. Ya da you aren't diye de yazabiliriz. Are we in the same class? Yes, we are. No, we are not. Ya da we aren't. Böyle de yazabiliriz arkadaşlar. Are you in the same class? Sende ekran mı görünmüyor? Are you in the same class dersem ne dersiniz bana? Ne cevap verirsiniz arkadaşlar? Yazıyorum. Aynı sınıfta mısınız? Hepiniz? Cevap bekliyorum. Aynı sınıfta mısınız arkadaşlar? Evet. Yes, we are. Güzel. Yes, we are. Peki bu soruma cevap verin. Are you in Turkey? Türkiye'de misiniz? No, we aren't. Başka türlü nasıl yazabiliriz? No, we are not. Evet, buradaki gibi de yazabilirsiniz. No, we are not. Evet, güzel. Geçiyorum arkadaşlar. Evet, the verb to be, olmak fiilini ne zaman kullanıyoruz? İsimlerle kullanıyoruz. I am Leyla, I am İlknur, I am Ahmet gibi. Yaşımızı söylerken kullanıyoruz. I am 18 years old gibi. Ben yaşımı söylemeyeyim. To ask, to say or ask where a person is from. Nereli olduğumuzu söylerken kullanıyoruz. I'm from Eskişehir. Mesela nereli olduğunuzu yazın bana. Şehir yazabilirsiniz. I'm from, I'm derken arkadaşlar şöyle yazıyoruz. Küçük harf i kullanmıyoruz. I'm from Bakü. Güzel. Bakü kaçmaz. Kaçmaz diye mi okunuyor? Evet. I'm from Bakü. Barda, Lenkeran, Gabala. İ'leri, küçük harf i yapmıyoruz arkadaşlar. Evet, büyük olacak. From Nahçıvan. Tamam. Şehir isimlerinde büyük yazalım. Baş harfi büyük olsun. Karabağ. Güzel. To tell about our marital status. Evet. Medeni durumumuzu söylerken kullanıyoruz. I'm married, I'm single. I'm married. Are you married? I'm single. Güzel. I'm married. Not yet. Not yet. Not married yet. Okay. I'm single. Okay. Evet. Pozitif, olumlu cümlelerimizi nasıl yapıyoruz bakalım.
I'm from Eskişehir. Bunu olumsuz nasıl yapıyoruz? I'm not ya böyle kısa yazabiliyoruz ya da I'm not from Ankara gibi yazabiliyoruz. Am I funny? Funny, eğlenceli. Eğlenceli miyim diye karşınızdakine sorabiliyorsunuz. Geçtiğimiz dersin sayfası kaç? Evde okuyalım. Arkadaşlar şimdi ben ekranı küçültemediğim için göremiyorum. Bilgisayarımda kayıtlı. Birisi söyler mi bu sayfa kaç? Ünite 1, sayfa 7. Evet. Tamam. Am I funny? Ben eğlenceli miyim? Mesela buna cevap ne olur? Yes, you are diyebilirsiniz. Where am I from? Ben nereliyim diye soruyorum. Ben nereliyim? Sizce ben nereliyim? Where am I from? You are from Turkey. You are from Eskişehir. Hepsi olur. Your are from, Samira dikkat et. Your are değil, you are. You are from Turkey ya da you are from Eskişehir olur. Kısa cevaplara bakalım. Yes, I am. Bakın şöyle yazmıyoruz, üstünü çizdik. Yes, I'm diye kısa kısa yazmıyoruz, uzun yazıyoruz. Evet, Günel, aferin, güzel. No, I'm not. No, I am not gibi yazabiliyoruz. Yine you are, you're from Ankara. Böyle kısa da yazabiliyoruz your derken. Rahil dikkat edelim, you are, orada bir hatamız var. Negatif olarak you aren't, are not from İzmir. Soru yaparken are you from İstanbul? Where are you from? Kısa cevaplarımız yes you are, no you aren't. Evet, kitabımızda sayfa 7'ye de bakalım. Bunları pratik yapalım. Çalışma kitabınız vardır herhalde arkadaşlar. O çalışma kitabından da bakalım. Orada da bir sürü alıştırma var sizler için. Evet, geçiyorum. Burası anlaşıldı mı? Evet, bir conversation'ımız var. Complete the sentences with the correct form demiş. Form of be. Hi, are you Mike Brown? Yes, I am. Can I help you? My name is Clapton, James Clapton. I'm your new roommate in the dormitory. Roommate ne demek? Roommate oda arkadaşı demek. Dormitory de yurt demek. Oh, hi, how are you? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. Are you new in this city? Bu şehirde yeni misin? Yes, I am. I am from Istanbul. Are you new too? Sen de yeni misin? No, I'm not. I live here. Ben yeni değilim. Burada yaşıyorum. Let me show you the city. Sana şehri göndermeme izin ver. Sana göstermeme izin ver. Sana şehri göstereyim demiş. Evet, burası kitaptan değil arkadaşlar. Mesela, hi, burada ne diyebiliriz? Birinci boşluk. Burada birinci boşlukta are, evet. Are you Mike Brown? Mike Brown ne diyecek? Yes, I ne diyecek? Am. Güzel. Can I help you? My name is Clapton. James Clapton. I am your new roommate. Oh, hi. How are you? Serkan, teşekkürler. Sonra I am fine, thank you. And you? Fine, thank you. Are you new in this city? Yes, I am. I am from Istanbul.
Burada ne diyoruz? Are you new to? No. No. No, I am olmaz. No, I am not. Evet, no, I am not. I live here. Let me show you the city. Evet, bunu da geçiyoruz. Sayıları biliyor muyuz arkadaşlar? Evet, sayılarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, sayıları genelde hepimiz okullarımızda öğrenmişizdir. İlkokulda, ortaokulda. Onun için sayılar üzerinde çok durmuyorum. Kitabımızda da var, oradan da bakabilirsiniz. Ops, ops, pardon. Evet, mesela... One, buna ne diyebiliriz? Bunun adı ne? Birdeki dog, evet. İkincisi ne? Heh. Evet. Two, cats. Cats diyoruz. Üçüncüsünde ne var? Horse, horses. Four, lions. Lions. Four lions. Çoğul yapıyoruz. Onları daha sonra göreceğiz. Neyse, bu isimlere çok takılmayalım. Şimdi bir alıştırmamız var. Evet, buradaki sayıları nasıl okuruz arkadaşlar? 17 mesela. Bunu nasıl okuruz? Birisi yazsın. Yazar mısınız? Mesela 30 ne demek? 30? 35, Samira, güzel, teşekkür ederiz. Samira'yı görebiliyor muyuz burada? Yok. Evet, 35, bu üçüncüsü, üçüncüyü 11, kısmet, evet Serkan, teşekkür ederiz. Dördüncüsü, 71, güzel. Beşincisi, kısmet, 100'ın yan... Heh, 100, Turak diye mi okunuyor? Evet, 100. A 100 ya da 100. Yazılışlara dikkat edelim. Altıncısı 10, güzel. Yedincisi 15, güzel. 15 değil Serkan, dikkat edelim. 15. Sekizincisi 65, evet. Samira. Dokuzuncusu 9, 99 Samira, 10'uncusu da 44, nasıl diyoruz? 44. 44'un yazılışına biraz dikkat edelim. Evet, vakıfın yazdığı 44 daha doğru. Evet, şimdi arkadaşlar... Bu birinci ünitemizi bitirdik. Kahut diye bir oyun oynayacağız. Biliyor musunuz kahut? Hiç oynadınız mı? Evet. Şimdi bu web sayfasına girip akıllı telefonlarınız vardır herhalde arkadaşlar. Akıllı telefondan bağlanmamız gerekiyor. Bu ünitede gördüklerimizden bir quiz gibi bir şey yapacağız. Kahut, hem oyun oynayacağız hem de öğreneceğiz. Akıllı telefon, herkesin akıllı telefonu var mı? İnternete bağlanabildiğiniz. Akılsız mı? Olsun. Evet, akıllı telefonu olanlarla bu oyunu oynayabiliriz arkadaşlar. Evet, bir dakika, ben bu sayfadan bir çıkayım. Ben nasıl çıkacağım? Bir dakika. Bak şöyle dedim. Şimdi ben Kahoot sayfasını açacağım arkadaşlar. Onu paylaşacağım sizinle. Daha önce oynayan var mıydı bunu? Bilen var mı? Bilen varsa çete yapsın. Şimdi Kahoot'a gireceksiniz arkadaşlar. Kahoot it
Ona gireceksiniz akıllı telefonu olanlar. Ha, kod vereceğim ben size şimdi. Kodu yazacaksınız. Bir dakika, kodu paylaşacağım. Evet, yükleniyor. Şimdi paylaşıyorum sizinle. Evet, bu kodu yazalım arkadaşlar. Siz hazır olunca başlatacağım ben. Şimdi kodu Kahoot ite girince oraya yazacaksınız. Ha, herkes girdi, çoğu girdi bakın. Oraya bir nickname yazabilirsiniz. Kendi isminizi yazmanız da gerekmez. Evet, Serkan geldi. Albert, Turak, Aziz, Zona, Ferit. Anar geldi. Leman geldi. Shakespeare geldi. Yüklemenize gerek yok arkadaşlar. Google'dan girin, Kahoot it yazın. Direkt gireceksiniz. Benim ekranımı görüyor musunuz? Ekranı görüyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Kaç kişi oldu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 17 kişi oldu. Daha gelecek var mı? Bekleyelim mi? Şimdi arkadaşlar soruları benim ekranımda göreceksiniz. Ama cevapları siz kendi telefonunuzdan bakacaksınız. Ama orada işaretler var. Geometrik şekiller var. O şekillerden üstüne basıp işaretleyeceksiniz. Bunda en hızlı sürede çabuk cevap veren arkadaşımız kazanacak. Şimdi 23-24 kişi olduk. Açılır açılır. Kod burada tepede yazıyor bakın. 625 yazıyorum kodu. 28 09. Günel varsın, evet varsın Günel. 27 kişi olduk. Evet. İlahe girebilmiyorum. Neden giremiyorsun acaba? İnternet var mı telefonunda? Evet arkadaşlar başlatıyorum o zaman. Evet başarılar. Bakalım kim kazanacak? Dikkatli okuyun soruları, tamam mı?
Evet, cevabımız, doğru cevabımız. Hi, are you Catherine? No, I am not. Evet, 12 kişi bildi. Devam ediyoruz. Evet, Akil. En çabuk cevap veren Akil'miş. Devam ediyoruz. Evet, doğru cevabımız I'm. 13 kişi doğru cevabı bilmiş. Bakalım kim önde? Skorlara bakalım. Onu sonra göreceğiz herhalde. Evet, ha. Bakalım. Akil birinciliği kaptırmadı gene. En hızlı arkadaşımız. Devam ediyoruz. 10 sorumuz var arkadaşlar. Evet, doğru cevabımız spell. How do you spell it? Hecelemiş çünkü. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Kodu bir dakika kodu verelim. Aa, kodu yukarıya yazmıştım kodu. Kodu yazar mısınız biriniz arkadaşınıza? Ha, şurada yazıyor aşağıda bir dakika. 625 28 09. Evet, devam ediyoruz. Evet. Kakkam. Nasıl okunuyor bu isim? Kakkam. O birinciliğe geçti. 2677 puanla. Evet, devam ediyoruz. Soru 4. Evet, doğru cevabımız Marriott. Are you single, Bill? No, I'm married. Evet, bakalım kim birinciliğe yerleşti? Ferit. Ferit şu anda birinci durumda. En hızlı cevap veren arkadaşımız. Devam ediyoruz. Beşinci soru. Evet, doğru cevabımız yes you are. 10 kişi doğru cevap vermiş. Bakalım birinciliğe kim yerleşmiş? Kakam, kakam diye mi okunuyor? Evet. 4449 puan. Devam ediyoruz.
Evet, 21 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Bakalım kim önde? Kakam arkadaşımız gene önde. Devam ediyoruz. 7. soru. Evet, doğru cevabımız I'm not Susan. 12 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Bakalım. Evet, yine kakam arkadaşımız en hızlı cevap veren. Sorular arkadaşlar, sorular benim ekranımda görünecek. Sizde görünmüyor sorular. Sizde sadece geometrik işaretler, şekiller var. Evet, devam ediyoruz. 8. soru. Evet, 25 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Güzel. Bakalım birinci kim? Hala kakan birinci. Evet, devam ediyoruz. 9. soru. Evet, doğru cevabımız night. Have a nice evening demiş bakın. Good night Nancy. Bye. Have a nice evening. Morning olmaz. Tomorrow day de olmaz. Doğru cevabımız night. Bakalım skora. En hızlı arkadaşımız hala kakam görünüyor. Evet, son soruya geçtik. Evet, single. Birçok arkadaşımız buna doğru cevap vermiş. Bakalım skorlara. Evet, birincimiz, üçüncümüz Ferit, ikincimiz Leman ve birincimiz Kakam. Evet, tebrik ediyoruz arkadaşlar sizleri. Evet, bunların üstü biraz karalanmış. Bunları geçelim. Evet, zor muydu sorular? Zor muydu sorular arkadaşlar? Değildi, kolaydı. Yine yapacağız tabii ki. Her ders bunlardan yapacağız. Hem öğreniyoruz hem de oyun oynuyoruz. Şimdi 10 dakikamız kalmış. Son 10 dakikamız. İkinci üniteye biraz bir başlayalım arkadaşlar. Çünkü her hafta 1,5 ünite, 1,5 ünite yapmamız gerekiyor. Evet, ikinci üniteye biraz başlangıç yapacağız. Tebrik ederiz arkadaşlarımızı. Yaptıkça öğreneceğiz, daha güzel yapacağız.
Evet, ikinci ünitemize başlayalım. Tabii ki arkadaşlar, siz birinci üniteyi evde kendiniz çalışacaksınız, tekrar edeceksiniz. Kitaplarımızın CD'leri de var, onlara da mutlaka bakın, onları da dinleyin. Biz haftada bir saat, en çok bu kadar yapabileceğiz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Kendiniz mutlaka tekrar yapın. Hatta soruların, imtihan ne vakit ol? İmtihan, evet, canlı ders kayıtları Ekampüs'e sanırım yüklenecek arkadaşlar. Sınavımız, bir dakika, biz 3 hafta ders yapacağız. Sonra bir tatil, sonra bir hafta ders yapacağız. Sınavımız Ocak ayında da tam bilmiyorum, bakarız. Onu zaten size duyurulur, sınavınızın ne zaman olduğu. Evet, şimdi I'ları, V'leri, U'ları gördük. Şimdi he, she, it'lere geçiyoruz. Bir dakika, gitmiyorsunuz. Bekleyin. Daha bitmedi ders. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, he, she, it. He'leri kimlerde kullanıyoruz? Erkekler için he kullanıyoruz. O anlamında. She'leri bayanlar için kullanıyoruz. O anlamında. It'i de hayvanlar, yerler ve şeyler için kullanıyoruz. Mesela örneklere bakalım. He is from England. He is from England. Böyle kısa da yazabiliriz. O İngiliz. İngiltere'den geliyor. İngiliz. She is at home. O evde. O kız, bayan evde. It is a big dog. O büyük bir köpek. Köpekler için it kullanabiliriz, hayvanlar için, cansızlar için. Olumsuzlarını nasıl yapıyoruz? He is not a student. He isn't a student. Ömer is here. Ahmet is not here. Mesela Yusuf is here diyebiliriz. Yusuf şu anda sınıfta, burada. Ama burada olmayan birisi, işte Ali is not here diyebiliriz. Here burada demek. Evet. Mesela şu kelimelere bakalım. Bunlar ne demek? The young man is on vacation. On vacation, tatilde olmak. Her zaman onla kullanıyoruz. Bu yer bildiren kelimemiz, propositionımız. Genç adam tatilde. My father is at the library. Neredeymiş babası? Kütüphanedeymiş. My sister is at work. At work, işte demek. The boy is asleep. Asleep, uykuda. Çocuk, adam uykuda. Ya da genç çocuk uykuda. Sister, kız kardeş ya da abla demek. Boy, erkek çocuk. Erkek. Şimdi sayfa 24'te nesneler var kitabımızda. Snack, ne demek snack? Atıştırmalık bir şeyler. Dictionary, sözlük. Wallet, cüzdan. Nesneleri böyle kullanabiliyoruz. Bir de bunların başına ne getiriyoruz acaba nesnelerin? A ya da en getiriyoruz. Sayfa 24 arkadaşlar, yazıyor bakın. E'leri ne zaman kullanıyoruz? Consonant sound, a bag. Consonant dediğimiz sessiz harfle başlayanlar, mesela B harfi, D harfi gibi, K harfi, a bag, a pencil gibi kullanabiliriz. N'leri de sesli harfle başlıyorsa, vowel'la başlıyorsa, mesela an eraser, an umbrella, a pencil, mesela eraser'a an eraser diyebiliyoruz. A pen diyoruz. A bag. A cell phone. A notebook. An English book. Address book'a A mi, N mi? Address book'a da an address book diyoruz. Evet. Bir de this ve these var. This, tekillerde, tek olanlarda kullanıyoruz. These de çoğul olanlarda kullanıyoruz arkadaşlar.
Birbirinizle soru sormayın arkadaşlar. Ders zaten 5 dakikamız kaldı. Bitireceğiz. Ondan sonra siz aranızda haberleşirsiniz. This is an MP3 player. Bu bir MP3 çalardır. What is this? Sorusu da bu nedir? It is an MP3 player. Bu bir MP3 çalardır. Is this your watch? Yes, it is. No, it is not. Evet, this'leri ne zaman kullanıyormuşuz arkadaşlar? Tekil olanlarda, tek bir tane olanlarda. Çoğullara bakalım. These are sunglasses. Sunglass, güneş gözlüğü. What are these? They are sunglasses. Onlar güneş gözlükleri. Are these your keys? Yes, they are. No, they aren't. No, they are not ya da. Şimdi kelimeleri nasıl çoğul yapıyoruz? Sonlarına s eki getiriyoruz arkadaşlar. Mesela bag, bags. Çanta, çantalar. Watch, watches. Saat, saatler. Dictionary, dictionaries. Key, keys. Ama bazıları da düzensiz. Mesela erkekler derken men, men. Women, women. Child, children. Children's olmaz arkadaşlar. Child, children. Mesela bazı kelimelerde her zaman çoğul oluyor. Jeans, scissors. Jeans, kot pantolon. Scissors, makas. Makaslar gibi söylüyoruz. Glasses, gözlükler ya da bardaklar. Sunglasses, güneş gözlükleri. Her zaman bunları çoğul yapıyoruz. Evet, isterseniz bir dakika bakalım ne kadar kalmış. Tamam. Arkadaşlar zamanımız bitiyor. Burada bırakıyoruz. Siz birinci üniteyi tekrar ediyorsunuz. İkinci üniteyi mutlaka tekrar ediyorsunuz. Bir dakika. Bunları mutlaka tekrar edip önümüzdeki haftaki derse gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Özünüzden muhayyet olun. Take care. Kendinize iyi bakın. Derslerinize mutlaka çalışın. Haftaya aynı saatte görüşürüz. Var mı sorunuz arkadaşlar? Not at all. Hiçbir şey değil. Çok güzel bir ders oldu. Çok iyi öğrencilersiniz. Ama kameranızı açsanız sizi görsek daha güzel olurdu. Neyse belki haftayı açarsınız. Evet. İlaha'yı görüyorum burada. İlaha merhaba. Başka var mı kamerasını açan? Şu anda yok. Belki haftayı açarsınız. Evet. Ödevimiz ne arkadaşlar? Evet. Aygün de geldi. Cabbarli de geldi. Merhaba. Evet, başka kim geldi? Akil geldi. Evet arkadaşlar, Samira da geldi. Merhaba Samira. Görevimiz ne arkadaşlar? Birinci üniteyi mutlaka tekrar ediyoruz. İkinci üniteye de şöyle bir bakıyoruz. Birisi daha geldi. İlaheva, İlkane geldi. Merhaba. Uygun olanlar kameralarını açarlarsa haftaya daha güzel olur. Böyle iletişim kurarak dersimizi yaparız. Evet, dersimiz burada bitti arkadaşlar. Mutlaka tekrar yapıyoruz. Kitaplarımızı okuyoruz. CD'lerimiz varsa CD'lerimizi de dinliyoruz. Dersi tekrar izleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere o zaman. Hepinize hoşça kalın. İyi günler.